El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ken estayin ehtina sıratel mustakim sıratel lezine enamti aleyhim gayri mahtabi aleyhim ve eddami. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Ramazan akşamında sizlerle gene birlikteyiz. Nezir kavramını sizlere anlatmak için kod numarası 4.1.3.75. Sevgili kardeşlerim, nezretmek, uyarmak, ikaz etmek anlamına geliyor. İnzar kelimesi, nezir kelimesi aynı kökten geliyor. Nezir, uyaran demek. Evvela şurasını kesin olarak söylemek mümkün ki bütün Resuller aynı zamanda nezirdir. Bütün nebiler de aynı zamanda nezirdir. Nezir sadece nezreden, sadece uyaran kişi değildir. Allah Teala buyuruyor ki biz tüm kavimlere nezir göndeririz. Amen olanları müjdelesinler, diğerlerini uyarsınlar, nezretsinler diye. Öyleyse Allah-u Teala nezir gönderiyor. Allah'ın katında bu ifade kesin olarak gösteriyor ki sadece iki nevi insan var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müjdelenecek. Bütün nezirlerin, bütün resullerin, bütün nebilerin görevi budur. Bütün mürşitlerin de görevi budur. Din öğreten hepsinin de, herkesin de görevi budur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri inzar etmek, nezretmek, uyarmak, Allah'a ulaşmayı dileyenleri de müjdelemek. Öyleyse nezir, nezaret müessesesiyle risalet müessesesi aynı hüviyeti içerir mi? Evet, Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğini söylüyor. İşte Allah Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlerde resul beas ederiz. O kavimdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı hidayete erdiler. Yani resulün söylediklerini dikkate alarak hidayete erdiler. Hidayette oldular. Bir kısmı ise diyor Allah-u Teala onların üzerine dalalet hak oldu.
onlar uyarılmamışlar. Uyarıldıkları halde uyarıya icabet etmemişler. Uyarı bir daveti beraberinde getirir. Nezir'in söyleyeceği şey, Nezir'in söylemesi lazım gelen şey, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir. Yapacağınız hiçbir amel sizi kurtaramaz. Bunu söylemektir. Bütün nezirler Resul müdür? Sualinin cevabı evet değil. Allah-u Teala bütün kariyelere de diyor Allah-u Teala, biz isteseydik nezir gönderirdik. Dikkat edin, Resuller için alt limit ümmetlerdir, milletlerdir. Her millet için bir Resul mutlaka vardır. Şu anda da bütün kavimlerin içerisinde, bütün milletlerin içerisinde onlara, onların dilleriyle konuşan bir Resul mutlaka yaşıyor. Allah-u Teala İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde diyor ki, hiçbir kavim yoktur ki biz onlara, onların lisanıyla konuşup onlara anlatsın diye bir Resul göndermiş olmayalım. Demin söylediğimiz Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyordu. Oradaki Resul de, buradaki Resul de aynı zamanda nezirdir. Allah Teala buradaki farksızlığı, yani milletler kademesindeki, ümmetler kademesindeki farksızlığı, nezirle Resul arasındaki farksızlığı iki ayetle vermiş. Birisi Mülk Suresinin 8-9-10. ayetleri, ikincisi Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi. Mülk 8-9-10'da Allah-u Teala buyuruyor ki, cehenneme bölük bölük sürülürler diyor kafirler. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Evvela bunun ne demek istediğini ortaya koyalım. Neydi nezirin görevi? Nezretmek, inzar etmek. Yani uyarmak. Kimi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. Müjdelemek kimi? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek, geri kalan herkesi uyarmak. İşte o demek. Size Allah'ın nezirleri gelip de, Allah'ın neziri gelip de size buraya, cehenneme gideceğinizi, geleceğinizi söylemedi mi? Bugün buraya, cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Yani size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Cevap, evet. Nezirler geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Birinci cehennem faktörü, Allah'ın nezirlerine inanmamak. Burada nezir kelimesi geçiyor. Sonra onlara dedik ki, o nezirlere, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Nezirin nezir olduğuna inanmıyor. Hidayetçinin hidayetçi olduğuna inanmıyor.
Bir. İkincisi, Allah'ın kitaplarına inanmıyor. Yani Allah sana kitap indirmez diyor Allah'ın Resulüne veya o nezirine. Milletler seviyesinde tekrar edelim. Bütün Resuller aynı zamanda mutlaka nezirdir. Ve ikinci faktör, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Üçüncü faktör, biz seni dalalette görüyoruz. Sen dalalettesin. Allah'ın Resulüne, nezirine diyorlar ki, biz sana inanmıyoruz. Madde bir. Madde iki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Allah sana da kitap falan indirmez. Madde üç, biz seni dalalette görüyoruz. Bundan sonra diyor ki, bunu söyleyen o cehenneme gelen kafir, Allah'a ulaşmayı dileseydi mümin olacaktı. Cehenneme gitmesi de söz konusu olmayacaktı. Küfürde olduğu kesin. Diyor ki, eğer biz işitebilmiş olsaydık, kulağımızdaki vakıa alınmış olsaydı, akledebilmiş olsaydık, gözlerimizdeki hicab-ı mestur'e de alınmış olsaydı, kalbimizdeki ekinnet de alınıp yerine ihbat konulmuş olsaydı, o zaman biz akletmiş olacaktık, idrak etmiş olacaktık. O zaman burada cehennemde mi olurduk diyor. Acaba ne demek istiyor bu kişi? Şunu demek istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişinin bu talebini derhal işitir, bilir ve görür. Bu kişi birinci basamakta olayları yaşamıştır. İkinci basamakta olayları değerlendirmiştir. Ve insanların %90'ından fazlasını oluşturan seçilenlerin arasındadır. Onlardan birisi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği takdirde Allah derhal rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamakta, rahim esmasıyla tecelli edildiği zaman dördüncü basamakta. Ve rahim esmasıyla tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınmasına sebebiyet veriyor. Bir, görme hassasının üzerindeki gışavetin alınmasına sebebiyet veriyor. İki, hem uzvu açılıyor kişinin, göz uzvu, irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Hem görme hassası açılıyor, bunu görmeyi temin edecek olan, beyine sinyali ulaştıracak olan sistem de çalışıyor. İrşat makamını, Allah'ın Resulü'nün nezirini o kişi nezir olarak, Resul olarak görüyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala ve o kişinin işitme hassasının, semi hassasının üzerindeki mührü alıyor. Hem uzuv irşat makamının söylediklerini, Resul'ün nezirin söylediklerini işitmeye başlıyor. Hem de yani manasına varmaya başlıyor işittiklerinin. Hem de o manayı değerlendirecek olan hassa çalışır vaziyete getiriliyor Allah Teala tarafından mühür alındığı için. Vakra alındığı için kişi işi diyor, mühür alındığı için manaya ulaşıyor. Yeter mi? Yetmez. Allah Teala o kişinin kalbindeki mührü açıyor. Bütün kalpler mühürlü. Ve kalbin içindeki ekinneti alıyor. O kişinin kalbine
iman girdiği için küfür dışarı çıkıyor. Kelime olarak iman girmiyor. İman müessesesi giriyor. Kişi iman eden birisi artık. Amin'i olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve Allah Teala o kişinin kalbinden aldığı ekinetin idraki önleyen ilahi kompütürün yerine ihbat koyuyor. İdraki sağlayan bir müessese. Tam 7 ayrı cepheden o kişinin Allah'ın söylediklerini anlayabileceği bir ortam oluşturuyor Allah Teala. Ve her birisi ayrı bir açıdan bir furkan. Doğruyu yanlıştan ayırma özelliği. Görme açısından, işitme açısından, idrak açısından ve hem uzuvlar açısından hem hissetmek açısından tam 7 ayrı furkanın her birinde Allah Teala o kişinin amel defterine pozitif dereceler kaydettiriyor kiramen katibin meleklerine. Öyle ki bu kişinin bu 7 tane furkanla bütün günahları örtülüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala bu kişiye yardıma devam ediyor. Bu söylediğimiz olaylar o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonraki 5-6 dakikalık zaman parçasında hepsi gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka bu furkanların sahibi kılınıyor. Mutlaka günahları sevaplarının altına düşüyor. Sevapları günahlarını aşıyor. Kişi Allah'ın cehennemine gidecek birisiyken mutlaka cennetin sahibi kılınıyor Allah Teala tarafından. Yeter mi? Yetmez. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin mührünü Allah'a çeviriyor. Kalbinin mühürlü olan kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. O kişi zikir yapıyor. Kalbine rahmet nurları giriyor. Bunlar %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşıyor. Hacet namazını kılıyor. Allah'ına mürşidini gösteriyor. Şimdi akleden ve idrak eden bir insanla karşı karşıyayız. Kişi huşu sahibi olmuş. Allah'a ulaşmayı dilediği anda huşu sahibi olmuş. Mürşidini Allah-u Teala'dan sorduğu zaman ikinci huşunun sahibi. Hacet namazını kıldığında bütün huşu sahiplerine mutlaka Allah'ın Resulü gösterilir. Hiç kimse yoktur ki huşu sahibi olsun da Allah'tan sorsun ve Allah-u Teala ona Resulü göstermesin. Böyle bir şey söz konusu değildir. Yetmez, bu hepimizin üzerine farz. Her devirde mutlaka insanlar Allah'ın Resulü'nü sormak mecburiyetindeler. Öyleyse ne diyor ayet-i kerime? Eğer biz işitebilseydik kulaklarımızdaki vakıa ve işitme asamın üzerindeki mühür açılabilseydi ve akledebilseydik, görme hastamız çalışmaya başlasaydı, gözlerimizdeki icab-ı mestur alınsaydı ve kalbimizdeki ekinde tanınıp yerine ifat konulsaydı, burada cehennemde mi olurduk diyor. Öyleyse burada Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerindeki söz konusu olan kişi nezirdir. Nezir olarak geçiyor. Ama Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde aynı işlevi
Resul'ün yaptığı ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala cehenneme gelenlere cehennem bekçileri derler ki size sizlerden Resuller gelmedi mi? Ve size bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki diyor Allah Teala söylediler. Ama azap üzerimize hak oldu. Yani biz azabı hak ettik. Azabı hak edenler kimler? Resul'ün söylediğini, Nezir'in söylediğini dinlemeyen herkes bu ayetin neticesinde şuraya ulaşıyoruz. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerinde adı geçen Nezir'le bu ayette geçen Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde geçen Resul kelimesi aynı kişiyi ifade ediyor. Her devirde, her milletin içinde, hangi devir olursa olsun mutlaka Allah'ın bir Resulü var. Bu Resullerin hepsi aynı zamanda mutlaka uyarıcı. Ve o Resul size gelip de bugün buraya ulaşacağınızı söylemedi mi? Sözünün arkasında ne var? O Resul onlara diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir. Ve sizi uyarıyorum. Sizi nezrediyorum. İnzar ediyorum. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir. Üstelik de cehennemin kapısında bu sorguya muhatap olacaksınız. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde millet seviyesinde bir Resul var. Her millette şu anda Resul yaşıyor. Bu Resul aynı zamanda mutlak olarak nezirdir. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayet-i kerimelerinde ki Resul'le, ki Nezir'le, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesindeki Resul, herkese muhatap, bütün milletlerin içinde o milletin hepsine muhatap birisi. Görevi ne? Görevi, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, aminu olanları ikaz etmek, uyarmak, ameni olanları ise, Allah'a ulaşmayı dileyenler ise, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir diye müjdelemek. Sevgili kardeşlerim, bu kadar önemli mi? Son derece önemli bir konu. Neden? İki ayrı cepheden de önemli konu. Bir, pesimistler açısından önemli. Bu insanlar derler ki, cennet mi dedin? Sahabenin bile sadece 10 tanesi cennetle müjdelenmiş. Beni Allah Teala benim gibi bir cahili, benim gibi birisini nasıl olur da sahabenin bile 10 kişiden geri kalanını Allah Teala cennetine almıyorsa beni nasıl cennetine alır? Ben ne yapsam bu işi başaramam. Öyleyse bir şey yapmama gerek yok. Ben nasıl olsa cehenneme gideceğim. Bari bu dünyada nefsim nasıl istiyorsa öyle yaşarım. Öyle de olsa cehenneme gideceğim. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirsem de cehenneme gideceğim. Kişinin inancı bu. Bu karamsar düşüncenin sahiplerine sesleniyor Resul. Hayır diyor. Cehenneme gitmeyeceksin. Cehenneme gitmenden seni kurtaracak olan şey sadece bir talep. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Gideceğin yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Nezir'in söylediğiyle Resul'ün söylediği aynı şey. Çünkü ikisi de aynı kişi zaten. Her zaman parçasında, zamanların her saniyesinde
mutlaka bütün ülkelerde, bütün milletlerde Allah'ın Resulleri var ve hiçbir ülke yok ki insanların varoluşundan kıyamete kadar geçecek devrede orada bir Allah'ın Resulü bulunmasın. Ya Nebi Resul'dür, gene Nezir'dir, ya Veli Resul'dür, gene Nezir'dir veya sadece Nezir'dir. O zaman Resullerin emrinde bulunması lazım gelen Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiş olan kişiler nezir hüviyetindedirler. Eğer gerçekten Allah Teala tarafından tayin edilmiş olsalardı onların da yapacağı şey hep aynıydı. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz diyeceklerdi. Onlar da nezirdir. Öyleyse Allah Teala bütün kariyelere bile nezir gönderebilirdim diyorsa daha alt kademedeki mürşitlerin de gerçek anlamda irşad edebilenlerin de Allah Teala tarafından tayin edilenlerin altındaki kademeden bahsediyorum. Onların da nezir olması söz konusu. Ama her köye bir nezir böyle bir şeyi gerçekleştirmemiş Allah Teala. Her kariyeye, her insan topluluğu olan yere bir nezir göndermiyor. Ama bu noktayla milletler arasında bir büyük mesafe var. Her millete gönderdiği Resul'ün altında mutlaka irşat makamına tayin ettiği kişiler var Allah Teala'nın. Onlar da Allah Teala'nın nezirleri. Onlar da uyarıyorlar insanları. Dünya üzerinde şu anda yaşayan irşat makamının sahiplerinden her kim insanlara eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir demiyorsa o nezir hüviyetinde değildir. Öyleyse nezirin muhtevası ikidir. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, amene olmayanları uyarmak. İki, amene olanları müjdelemek. Öyleyse ne gördük? Gördük ki Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bahsettiği Resul, Büyük suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimelerindeki nezir. Bu sebeple bütün nebiler de nezirdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de Allah Teala o bir peygamber. Seni nezir olarak vazifelendirdik diyor. Gene amene olmayanları uyarmak, gene amene olanları müjdelemek. Öyleyse bu muhteva içerisinde olaylara bakmak mecburiyetindeyiz. Allah Teala'nın nezaret, nezirlik müessesesi insanları cehennemden kurtarmak için insanlara bir nimettir. Allah Teala'nın bu dizaynında Allah Teala'nın nimeti söz konusu. İnsanların kurtuluşuna vesile olmak. Öyleyse bu nezire ulaşmak ki nezirler aşağı doğru indikçe kişilerin yakınlarında bulunan mürşitlere kadar bu konu gelir. Şunu kesinlikle bilelim ki bir insan şu dünya üzerinde nerede yaşarsa yaşasın mutlaka onun ulaşabileceği yerde bir mürşit ki o nezirdir veya mürşit vekili o da aynı zamanda nezir vekilidir mutlaka vardır. Allah Teala
devrin imamına ulaşmanızı emretmiyor. Dünyadaki herkesin devrin imamına ulaşması elbette mümkün olamaz. Ama ulaşmayı da nezire ulaşmayı farz kılmış mı? Evet, kılmış sevgili kardeşlerim. Şimdi bakıyoruz Fatiha suresine. Bütün sureler Allah'ın bize öğrenimimizi sağlamak üzere öğretmeye yönelik gönderdiği sureler ve ayetler. Ama Fatiha suresi bizim Allah'a müracaatımız, yakarışımız, Allah'a duamız, onun için normal standartlarda 5 vakit namazını sünnetleriyle beraber kılan herkes günde 40 defa bu Fatiha suresini okumak mecburiyetindedir. Bizim gibi kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetini de ilave olarak kılanlar ve borç ödeyenler için bu 40 rakamı çok ötelere geçer. Ne diyor Fatiha suresi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İrşad makamına ulaşıp tabi olduğunuz gün, din günü. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Allah Teala'ya diyoruz ki İyyâke, yalnız sana na'budu, kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. İşte konumuzla alakalı kesim burası, buraya geldik. İyyâke nestaîn, her gün en az 40 defa Allah'a bunu söyleyenler, Ya Rabbi senden, yalnız senden istiâne isteriz, isteriz diyen bu insanlar, aslında istemiyorlar istiâne falan. Niçin isteyeceğimize bakalım? İhtina sıratel mustakim, bizi sırat-ı mustakime ulaştır. Sırat-ı mustakim nedir? Sırat-ı mustakim insanları Allah'a ulaştıran yolun adı, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran, insanları hidayete erdiren yolun adı. O yola ulaşmak için Allah'tan istiâne istememiz hepimizin üzerine farz kılınmış. Bir farzdan bahsediyoruz. Ve devrimizdeki Kur'an bilgisiyle mücehhez insanlara bakıyoruz. Hiçbirisi Allah-u Teala'nın istiâne falan istemiyor. Bir mürşide ulaşmak diye bir kaygıları da yok. Sanki Allah-u Teala bunları farz kılmamış insanlara. Peki niçin istiâne istemek mecburiyetindeyiz Allah-u Teala'dan? Yalnız senden istiâne isteriz. İhtina sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştırsın diye. Demek ki o istiâne olmazsa kimse sırat-ı müstakime ulaşamıyor. Sırat-ı müstakime ulaşabilmemiz için istiâneyi Allah-u Teala'dan istememiz lazım. Yeter mi? Yetmez. Nasıl bir yol? Sıratel lezine, o yol ki en amte aleyhim. O yol ki üzerine nimet verdiklerinin yoludur. Başlarının üzerinde devrin imamının önden arkaya doğru uzanan nimetinin var olması halinde ruh vücuttan ayrılabilecek ve o devrin imamının kendisine verdiği emri yerine getirecek. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi.
dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Yevmüt talakı söyleyip onları ikaz etmek için, uyarmak için. Devrin imamının ruhu, o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi. Görevi ben devralıyorum. Ve sana Allah'ın emrinden bu tebliği yapıyorum ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Bu tebliği yapmak yetkisinde olan sadece benim. Ne demek istiyoruz? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala devrin imamından bahsediyor. Ve cealna minhum eymeten, onlardan imamlar kıldık. Yehtune bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye. İnsanları Allah'ın emriyle hidayete erdirsinler diye. Lema sabiru, sabrın sahibi oldukları için. Ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn, ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Hangi kademede? Hakkul yakin kademesinde yakin hasıl ettikleri için. İşte Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey, onların başlarının üzerine emrimizden ruh göndeririz diyor. Allah'ın emrinden, emrimizle insanları hidayete erdirmekle vazifelendirdiğimiz diyor Allah Teala. Ve Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde emrimizden ruh göndeririz diyor. O ruh, devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerine gelir, yerleşir önden arkaya doğru. O noktadan itibaren o kişiye zulmani ilimlerin hiçbirisi işlemez. Ne büyü tutar o insanı, ne de hüddam tutar, ne de hipnoz tutar. Zulmani ilimlerin hiçbirisi o kişi için geçerli olmaz. İşte başın üzerine gelen devrin imamıdır. O aynı zamanda mutlak olarak nezirdir. Dereceleri yükselten Allah diyor. Ne demek istiyor Allah Teala Mü'min suresinin 15'inde? Çünkü o kişi irşat makamına ulaşıp tabi olduğu zaman onun günahlarını zaten örtmüş olan Allah Teala tabiyetten sonra devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman onun günahlarını sevaba çeviriyor Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi sebebiyle. Bu sebeple derecelerini arttıran, dereceleri yükselten Allah kullanmış Allah Teala Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde bir başka sebepten daha kullanmış. O güne kadar 1'e 10 veren Allah Teala tabiyet günden itibaren Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince her başağında 100 tane bulunan bir 7 başaklı bir nebat kadar o kişiye nimet veririz diyor Allah Teala. 1'e 700'e kadar ulaşıyor ama 7 başaklı, her başakta yalnız 100. Yani ruhunuz birinci gök katındayken 1'e 100 alırsınız. İkinci gök katına ulaştığı zaman 1'e 200 olur. 3., 4., 5., 6., 7. katlarda her kazandığınız bir tek dereceye karşılık kazandığınız 100 derece artar. Neticede 1'e 700 kazanmaya başlarsınız. İşte ölmeden evvel ölün ki Allah Teala size 1'e 700 versin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a gönderin ki evvela 1'e 100, sonra 1'e 200, ruhunuz Allah'a ulaşınca 1'e 700'e ulaşasınız diyor. Öyleyse
Şimdi Fatiha suresine dönelim. Başının üzerinde nimet bulunanların yoludur sırat-ı müstakim. Kimin ruhu sırat-ı müstakime ulaşmışsa o mutlaka o başın üzerindeki nimetten, devrin imamının ruhundan o emri almıştır. Başın üzerinde nimet vardır artık onun. Onun ruhu vücudundan ayrılacaktır aldığı emir üzerine. Bu emri vermeye de sadece bir tek kişi yetkilidir. O devrin imamıdır. Kişi hangi mürşitten veya hangi mürşit vekilinden el alırsa alsın netice değişmez. Başının üzerinde o mürşidin ruhu yoktur. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhudur. Herkesin başının üzerinde her devirde aynı ruh vardır. O insanlar başka başka dinlerin içinde görünebilirler. Ama tabiyetini Allah'a ulaşmayı dileyerek tabiyetini gerçekleştiren kişi, etrafındaki insanlar hangi dinin sahibi olurlarsa olsunlar, o Allah'ın yegane dininin, Hanif dininin sahibi olmuştur. Başın üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelip yerleşir. İşte Allah Teala bir başka ayet-i kerimede daha açık bir şekilde söylüyor. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelmişse onların kalplerinin içine Allah Teala aynı anda iman kelimesini yazıyor. O kişi ne oluyor? İmanı arttırılmış bir mümin oluyor. Kalbine o kelime girdiği zaman. İlk mümin olduğu zaman kalbindeki küfür ayrılıyor. İman kelimesi değil, imanın kendisi giriyor kişinin kalbine. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Kalbindeki o güne kadar bu kişi kafir hüviyetinde, kalbinde küfür var. Kalbinde küfür yazmıyor. Kalbinde küfür var, inançsızlık var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes de inanç, küfrün imana dönüştüğü bir hüviyet kazanmaz. Ne zaman ki Allah Teala 7 tane furkan verir kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye, bunlardan bir tanesi kalpteki ikindetin alınmasıdır. O alınırken kalpten küfür de çıkar. Çünkü kalbe iman girmiştir. Kalbe iman girdiği için ekinnet dışarıya, küfür dışarıya ve imandan sonra kalbe ihbatın girmesi. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki sadece Allah'tan istiğane isteyebiliriz. İyyâke nestaîn. Allah'tan tabi olacağımız mürşidi veya mürşit vekilini görmek üzere sadece Allah'tan istiğane isteyebiliriz. Peki burada bir farz hüviyeti yok. İstemeyebiliriz de. Evet. Orada bir farz hüviyeti yok. Ama istemezsek sırat-ı müstakimin üzerinde olamayız. Başımızın üzerine nimet oluşmaz. Yetmez. Allah'ın gazap duyduklarından oluruz. O sırat-ı müstakim ki diyor Allah Teala Fatiha suresinde üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Biz diyoruz Allah Teala'ya bunu ve gazap duyulanların yolu değildir. Ve dalalette olanların da yolu değildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dilediği anda Allah'ın üzerine artık gadap duymadığı bir kişi, küfürde olan kişi değil, imanda olan bir kişi söz konusudur. Mümin olmak şerefine kişi ermiştir. Peki öyleyse insanlar böyle kalmak istemedikleri için kendiliklerinden mi alacaklar? Allah Teala farz kılmamış mı irşat makamına ulaşmayı? Kılmış. Maide suresinin
35. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhi vesîlete. Ey amini olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bu kişi birinci takvanın sahibi. Takva sahibi ol. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi istemek suretiyle. Takva sahibi ol bir emirdir. İstemek de bir emirdir. Mutlaka Allah'tan irşat makamını bütün insanlar bu ayet-i kerime gereğince istemek mecburiyetindeler. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak 12 defa üzerimize farz olduğu için. Onun gerçekleşebilmesi ise mutlaka irşat makamına ulaşmayı gerektirdiği için farz. İrşat makamı vekil mürşitten başlayarak vekil mürşit, mürşit, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşit, kavim resulleri ve nebiler olarak ayrı ayrı safhalar içerir. Ayrı ayrı kademeler içerir. Ama hepsi aynı zamanda mutlaka nezirdir. Gerçek anlamda bir mürşit, bu söylediklerimizi bilen bütün mürşitler birer nezirdir. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi iste diyor, benden iste diyor. Gerçekten böyle mi durum? Sebiller var. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan ana dergâha, devrin imamın dergâhına ulaşan yeryüzünün sathına paralel sebiller. Allah Teala diyor ki: Alallahu kastü sebini. Sebinin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Allah'ın üzerinedir. Allah'ın üzerine vazifedir. Yani sebili kimin hangi sebile ulaşması gerektiğini Allah tayin eder diyor Allah Teala. Öyleyse sebilin tayini Allah'a ait kişiyi en alt kademede olsa bile bir nezire götürecek olan olay, bu olay kişiyi Allah'tan hacet namazı kılıp istemesiyle, Allah'a sormasıyla Allah'ın kastettiği şeyi gerçekleştirmesi söz konusu. Peki Allah Teala Allah'tan isteyin diyor. Niçin isteyin? Çünkü sebillerin kastedilmesi tayini Allah'a ait. Hangi çeşmeden su içmemiz lazım geldiğini Allah'tan öğrenmek mecburiyetindeyiz ve isteyin emriyle Allah Teala irşat makamına ulaşmayı üzerimize farz kılmış. Peki nasıl isteyeceğiz? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri bu konuyu aydınlığa kavuşturuyor. Allah Teala diyor ki orada, Bakara 45 ve 46'da, Vestainu bis sabrı ve salatı innaha lekebiretun. İlla alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Sabırla
ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Hangi namaz? Demek ki Allah'tan istihane istenebilecek olan bir namaz çeşidi var. Şimdi bakıyoruz hadislere. Hangi namaz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Cebrail kardeşim bana iki namaz öğretti diyor. Birisi istihare namazı, ikincisi hacet namazı. Hangisi? Hacet namazı. Hacet namazı dört rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane ayetel kürsi. Basit. Fatiha'dan sonra üç tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas, teşehhüd miktarı oturmak. Üçüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Mutlaka boy abdestli olmak gerekiyor. Müstehap olan gece, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece. Her gece kılınabilir boy abdesti almak kaydıyla. Ama daha güzel kabul gördüğü gece, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece. Ve istihare namazı için de aynı gece güzel. O zaman da iki rekatlık bir namaz, Fatiha'dan sonra Kul ya eyyühel kafirun okunacak. Birinci rekatta, ikinci rekatta da İhlas okunacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala hacet namazını kılacaksın diyor. Evvela mutlaka Allah'a ulaştırmaya vesileyi isteyeceksin diyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi. Sonra benim üzerime vazifedir diyor Allah Teala. Allah'ın üzerine vazifedir diyor sebilerin kastedilmesi tayini. Sonra da nasıl irşat makamına ulaşılacağını söylüyor. Hacet namazıyla ve sabırla. Bu büyük bir iştir, kebiretin bir iştir diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki, ama huşu sahipleri için zor değildir. İşte ikinci huşuya ulaşan kişi, nefsinin kalbinde henüz %2 nur birikebilmiş, bu sebeple huşuya ulaşmış bir insandır. Ama hak etmiştir. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi hak etmiştir. Ve o kılacağı namazda mutlaka Allah Teala ona irşat makamını gösterir. O bir vekil mürşit olabilir, bir mürşit olabilir, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir mürşit olabilir, Resul olabilir, peygamberler devrinde yaşansaydı Nebi olabilirdi. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir, son Nebidir. Kıyamete kadar artık bir Nebinin gelmesi mümkün değildir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hacet namazı kılmak ve Allah'ın göstereceği irşat makamına ulaşmakla bütün insanlar Allah-u Teala'dan bir farz emir almış oluyor. Ve istihaneyi bu sebeple Fatiha suresi yalnız Allah'tan alınabilecek olan bir muhteva olarak tayin eder. Başka yerden mürşidinizi öğrenemezsiniz. Öyleyse Kur'an'a baktığınız zaman Allah Teala'nın koyduğu farzları görürsünüz. Bir mürşit, vekil mürşit de olsa, o da aynı zamanda bir nezirdir. İşte nezretmenin temelindeki müesseseyi bilen herkes, Allah Teala için
o görevi yaparlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarmak, nezretmek, dileyenleri müjdelemek. İşte bu açıdan uyarıyı yapıp da kendisine tabi olunabilecek olan bir özellik gösteren vekil mürşitler dahi nezir hüviyetindedir. Onun için Allah Teala dileseydik her kariyeye, her köye bir nezir gönderirdik diyor. Ama her köyde bir mürşit yok. Ama 8-10 köyü bir araya getirdiğiniz zaman onlardan birinde mutlaka bir vekil mürşidin mutlaka bulunduğunu göreceksiniz. Yani bir nezir. Öyleyse palavradan çıplak nezir falan olmak Allah'ın katında söz konusu değil. Hiç kimse kendisini Allah'ın emri olmadan nezir tayin edemez. Tayin eden gerçek anlamda nezirlik müessesesi Allah'ın tayin ettiği nezirlerle tahakkuk eder. Diğerleri sadece uyarma açısından nezir hükmünde görev yaparlar aslında. Nezirlerin tayini Allah'a aittir. Öyleyse bu muhtevada müessesemize baktığımız zaman Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesindeki Resul'le, affedersiniz, Nezir'le Zümer Suresinin 71. Ayet-i Kerimesindeki Resul'ün aynı olduğunu görüyoruz. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resuller hep mevcut olmuştur. Hiçbir devre olmamıştır ki herhangi bir kavim Resulsüz kalsın. Yani nezirsiz kalsın. Çünkü Allah Teala diyor ki biz bir nezir göndermedikçe, bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık, azap etmeyiz. Ama kıyamet günü bütün insanların cehenneme uğramaması mümkün değil. Ve cehenneme gittikleri zaman da mutlaka bu sualle karşılaşacaklar. Öyleyse herkes mutlaka nezirin, herhangi bir nezirin muhatabı olmuştur. Direkt olarak onun muhatabı veya dolaylı olarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Ramazan sohbetini daha birlikte tamamladık. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda sizleri Allah'ın huzurunda selamlıyorum. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.